Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ben Yasir. Bir süredir kendi halime geziler düzenliyordum. Her gezdiğim yerin sonrasında da arkadaşlarım gezdiğim yerlerin videosunu çekmemi, vloglaştırmamı tavsiye ediyorlardı bana. Son bir haftadır da Fas'taydım. Ve Fas'ı sonunda arkadaşlarım tavsiyesine uyarak vloglaştırdım. Şimdi birazdan Dublin'e ben geri döneceğim. Sizleri bir haftalık Fas macerasıyla baş başa bırakıyorum. Hepinize iyi eğlenceler. Eğer videoları beğenirseniz bir şekilde bana ulaşıp geri dönüş bildirmeniz için rica ediyorum. İyi eğlenceler. Bitti. Tamam, yeter. Garden, Street Garden'dayız. Evet, şu anda. Biraz Street Garden'la ilgili. Bilgi mi vereyim? Aynen, sana biraz bilgi vereyim. Bu Marrakeş 1000 yıllar önce ilk kurulduğu zaman Atlas Dağları'ndan getirilen suyun burada muhtemelen havuz falan yapıldı, toplandı, şehre dağıtıldığı yer. Şimdi burası iki bölümden oluşuyor. Yanında hamamlar falan var da onları artık ekstra bölüm olarak sayıyoruz. Burası Botanic Garden diye geçiyor. Küçük bir alan. Bir de bunun arkasında Islamic Garden var. Arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman işte Fas'ta o anlatılan o klasik Arap kültürünün etkilerini görüyorsunuz. Gayet de güzel. Şimdi burada da bu bahçenin yukarıdan görünümü var. Kapıdan girdik. Ona da sol taraftaki yoldan geldik böyle. En sonunda bulunan binanın içerisindeyiz biz. Burası İslamik Garden. Burası da şehir. Şehir aynen böyle gözüküyor. Aynı bu James Bond filmlerindeki gibi çatılardan atlaya atlaya koşabileceğiniz şekilde bir şehir. Burada da herhalde eski dönemlere dair kalıntılar var. O dönem, eski dönemden kalma su boruları gözüküyor. Burada da İslami Garden'ın içerisinde ufak bir böyle sanat galerisi var. Küçük ama hoş görülüyor. Taha Sabi'nin eserleri. Burası da İslami bahçenin çatısından görünümü. Teras kafe gibi bir kafesi var. Bunu da şöyle göstereyim. Burası böyle. Bir de şu tam parmağımı gösterdiğim yerde o botanik bahçe var. Burası biraz nem var. Ufak bir merdiven çıkınca dahi insan böyle nefes nefese kalabiliyor. İlk sabah çıktığımız zaman hava biraz daha serindi ama şimdi güneş böyle göğe doğru yaklaştıkça nem etkisini arttırıyor. Tabi o da biraz böyle yürürken, nefes alırken insanı zorluyor. Biz güzel vakite girmişiz. Şu taraf girişte görüyorsunuz. Kocaman bir turist kafilesi şimdi gardına giriyor. Biz biraz erken yola çıkmanın faydalarını gördük. Şöyle biraz daha sokaktan çekim yapacağım ama buraya gelmeden önce izlediğim videolarda hep fotoğraf çekerken dikkatli olun, para istiyorlar falan demişlerdi. Ve şu ana kadar Allah'a şükür biz öyle bir şeye rastlamadık. O yüzden başlarda zaten telefonu cebimizden çıkartmaya dahi korkuyorduk. Da şimdi bir cesaret öyle çıkardım. Burada işte fes satıyorlar, fötür şapka satıyorlar. Şimdi Medrese Ben Yusuf, öyle bir şeydi herhalde adı. Oraya geliyoruz. Burada sokaklar sakin olduğu için biraz daha rahat çekim yapabilirim.
diye düşündüm ve kamerayı çıkardım tekrar şöyle. Burası herhalde giriş. Şimdi medresenin içine girdik. Medreseye giriş kişi başı 50 dirhem. Biz direkt o avludan, büyük avludan değil de böyle küçük detaylardan başladık. Medresenin hikayesi kısaca şu şekilde: 1500'lü yıllarda yaptırılmış. Yani medrese deyince zaten Türkçe'de de, eski Türkçe'de de olan bir kelime olduğu için hafız odaları gibi odaların olduğunu, öğrenci odalarının olduğunu tahmin ediyorum. Odaların o şekilde küçük küçük. Böyle bayağı detay var. Burada yine şöyle labirent gibi diyebilirim. Sağdan soldan çıkıyor. Evet, bak, aynı yere sanırım geri geldik. Şöyle dolanayım. Sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun? Evet, ettim. Yani yukarı doğru bir yere çıkıyor da. Ben ilk defa raf falan sandım. Falan. Açıklık görünce. Şöyle gireyim, böyle de buradan. Üstte yukarı doğru. Herhalde altta ders çalışıyorlar. Yani muhtemelen öyle bir şey. Altta ders çalışıyorlar. Üstelik de yatak odası olarak kullanılıyor. Ya biraz klasik yani. Türkiye'de de bu tarz eski kurumlar vardı herhalde. Bu medrese usulü. Küçük küçük odaların. Burada da yine genişçe bir oda var ve odadan direkt şöyle avluya çıkıyor. Birazdan bu avluyu da gezeceğiz. Şöyle işlemeleri buradan görebiliriz. Daha zoom yapayım az. Şimdi de medresenin avlusuna geldim. Bu şekilde bayağı etkileyici. Zamanında gerçekten ince detayına kadar çalışmışlar. Duvarları özellikle süslemeleri yaparken. Avlu da şu anda hafifte bir esiyor. O da bir güzellik veriyor. Şimdi de medresenin avlusuna geldim. Bu şekilde bayağı etkileyici bir su da tabi insana bir serinlik hissi yaşatıyor. Şurada şu şekilde acaba mescit kısmı mı? Bir kısım var ama bu kısım muhtemelen eskiden mescit kısmı olarak kullanılıyordu. Tam bulamadım. Burası bu şekilde bayağı etkileyici. Şimdi biz medreseyi gezmeyi bitirdik ve böyle bir kalabalık var ardımızdan geldi. Bunların muhtemelen yani bir kısmı, büyük çoğunluğu gardına da bizden sonra gelen grup. Şu an bu grubun bir adım önünde şehri geziyoruz diyebiliriz. Hadi devam edelim. Bunlar burayı gezerken biz de başka yerlere gidelim. Bayağı kalabalık. Biz rahat rahat biraz daha sakinken en azından geziyoruz. Gördüğünüz gibi uzun bir kuyruk var. Bunların çoğu da benim anladığım kadarıyla İspanyol. İşte arada bazı Fransızca konuşanlar da var. Ya burada şunu da aktarayım. Biz burada Türkçe konuşunca halkın bir kısmı da Türk olduğumuzu anlıyor. Ya tabii bu da biraz bizim için daha iyi. Diğer tarafa dönüyormuşuz. İşte Marrakeş Müzesi'ne geldik. Burada da işte Marrakeş'le alakalı geleneksel, traditional şeyler var. Burada silah görüyorsunuz. Burada atların üzerine girdikleri yererek, evet. Klasik o unsurları görüyorsunuz. Rahat duruyorlar ama nasıl oturuyorlar? Bilmiyorum. Burada da politiklerinin fotoğrafları var. Muhtemelen Fas krallarından birinin fotoğrafı. Şurada şöyle bir sanduka var. Daha az önce çekerken ben dikkat etmemiştim. Gerçekten bayağı uzun. Tahta da sanki bu. Metal. Yok, metalmiş de bir. Buraya da giriş 50 dirhem kişi başı. İşte 2 kişi 100 dirheme denk geliyor.
Şöyle süslemeler. Buradaki her binanın, Medina'daki her şeyin en dikkat çekici özelliği labirent gibi olmaları. Evet. Öyle değil mi? Yani eğer böyle hafiften bir, nasıl diyeyim, klostrofobi, değil mi? Dar alan korkusu falan olursa insanı biraz rahat böyle şey tedirgin edebiliyor. Yani ben de hafiften bir mesela bir meydan arayışı var, bir böyle hep bir kıvrım dolanıyoruz. Hep odalara açılıyor. Burada eski yazıtlar var. Talaş gibi bir şeyin üzerine yazılmış. Burada daha küçükleri var böyle. Müzenin avlusu denilecek kısımdayız. Renk tonlarını görüyorsunuz. Çatıdan dolayı böyle bir sarılık var. Ya gerçi şunu da açıkça söyleyeyim. Dün uçaktan indiğimizden beri yani sanki böyle sepya tarzı bir filtreyle kaplı. Şöyle birlikte gezelim. Burada fotoğraf çeken birini görüyorsunuz. Çok dikkatli. Aa, Osmanlı tuğrasına benziyor. Ya hep Fransızca yazıyor burada. Bazen o yüzden bazı detayları yakalamak kolay olmuyor. Ya Arapça ya Fransızca, İngilizce veya ben denk gelmiyorum. Dikkatli bakın, burada işte geleneksel kıyafetler var. Ses buradan geliyormuş arkadaşlar. Bu da tarihi hoparlörler, geleneksel. Burada da bir Türk simgesi diyebiliriz herhalde. Ay ve yıldız var. Bir şey yazıyor olsa şu an diyeceğim ki Osmanlı'dan kalma bir kısım ama onu da tam bilemiyorum. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü etrafta bir yazısı yok. Yazan da yine Fransızca yazıyor. Oo, dev çaydanlık. Dev semaver. Tam böyle bu bizim aileye gidecek derecede bir semaver yani. Böyle sabahtan kaynatsak akşama kadar artık aralıksız içeriz biz bunu ya. Bu iyi. CCC bayrağımız burada. Ottoman Empire burada. Bak şurada da bir Osmanlı bayrağı var. Ya bilmiyorum, inşallah ben bu çektiğim şeyleri yayınlarım. İnşallah da siz bu konuştuklarımı dinliyor olursunuz. Biraz arkadaş gazına gelip sanki böyle video çekme işine başlamış gibi hissediyorum kendimi. Burada da yine bazı odalara çıkıyor. Nereye gittiğini bilmiyorum. Şu anda Ayşe içeride kaldı. La hamam diyor. Hamam, hamam. Her yer bir yere çıkıyor. Evet. Arabik hamam. Kapılar açılıyor. Kapılar açılıyor. Her tarafta kapı var. Hay. Sorry. Bir yere girdik. Oradan da başka bir kapıya çıkıyor. Her yer bir yere gidiyor. Arkada labirent gibi. Aa, sesim yankıyor. Bu anını göstereyim. Burası hamam. Hayda. Nereye geldik? Evet. Burası. Şurada bir fotoğraf çekeyim ben. Allah'tan şu oku koymuşlar. Yoksa var ya, çıkışı bulmak çok kolay değil yani. Her tarafta kapı var. Tekrar meydana geldik. Tabii ben bir kısmını da kapattım. Çünkü çıkışı bulmaya çalışıyordum. Lokal turistimiz yine oturuyor. Şimdi de halı müzesi tarzı bir yerdeyiz. Tanıtım yazısında Atlas Region bölgesinde yapılan halılar diyorlardı. Hatta şurada başka bir yazı daha var, onu okuyalım İngilizcesini. Ya bu halıdan açıkçası bizim eskiden köyde vardı sanki. Ben öyle hatırlıyorum. El dokuma halıların tarzları hep aynı. Kullanılan kumaş işte, ufak az çok fark ediyor. Buradan da avlusuna çıkıyoruz. Evet, onu diyordum. Ya insanlar çarşıda bir şekilde para kazanmak için tuttuklarını bırakmamaya çalışıyorlar. O yüzden biz de daha sakin, daha böyle dikkat çekmeden yürümek adına kamera falan pek kullanmadık. Ama tek güzel şey var, alışveriş yaptığınız zaman Türkçe konuştuğunuzda bazen Türk olduğunuzu anlıyorlar. Veya Türk'üm dediğin zaman veya Müslümanım dediğin zaman biraz daha böyle indirimli ve kibar olabiliyorlar size karşı. Burası da böyle. Bak. Şu anda kolay, çok güzel değil mi? Evet, güzel. Biz Marrakeş'te akşamı yaptık şu anda. Meydandayız. Bu caminin adı neydi? El Kaberiye miydi?
Öğleden sonra, daha doğrusu öğlen gibi bir ortalık boşalıyor çok fazla güneş olduğundan. Nasıl? El Kutubiye minaresi burada gözüküyor. Zaten şehrin en büyük camilerinden biri minaresi, çünkü bugün gezdiğimiz her yerden görünüyordu. Burası da onun önündeki meydan. Tabii akşam olunca kalabalık arttı. İnsanların hepsi sokağa çıkıyor tabii akşam olunca, çünkü ortalık biraz serinliyor. Biraz otelde vakit harcadıktan sonra şimdi biz de tekrar bu camiyi ve çevreyi görmeye sokağa çıktık. Böyle bir keşmekeş var. Işık nasıl yanıyor, nereye yanıyor hiç belli değil. İnsanlar yola da atlıyor. Böyle görüyorsunuz. Bisiklet, motor, her şey yolda. İnsanlar falan şöyle. Pamuk şeker satan amca var şurada. Çok da tatlı, şapkası da var. Evet, önünde de pamuk şeker alan. Kendi yapıyor hatta. Aynen şu an, evet, kendi yapıyor. Patates cipsi, aynen patates dilimi satıyorlar. Evet, patates dilimi biz de herhalde aldık. YouTube'daki videolardan görmeye alışık olduğumuz şeylerdi. Şimdi bize de tatmak nasip olacak. Yep, thank you so much. Evet, şimdi de yine şaşkın turist modunda kamışlardan yapılan içeceği merak ettik. Bir bardak açacağız denemek için. Şu çocuğun önünde olan makineden kamışın suyunu çıkartıyorlar. Böyle içecek oluyor. Araya böyle hafif limon da attığını gördük. Biz patates kızartmasını da hala yiyor. Uykudan yeni kalkmış suratı. Pek alışık olmadığımız için yemek yerken yayın yapmaya, ben direkt telefonu cebime koydum sağlam bir yiyici olarak. Patates cipsimi yedim az önce aldığımız şeyi. Evet, görüyorsunuz büyük bir iştahla yiyor. Nasıl, taze, güzel mi? Ottan kamıştan yapıldığı için biz şimdi sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Bu şekil makinenin içine sokuyor. İsim kısılıyor benim burada. Sıcaktan olabilir mi? Şey, ya. Tadı gayet iyi. Bayağı iyi. İçinde limon var, kamış var. Bir de isterseniz ginger da koyuyorlar. Biz bir tane daha alsak mı diye düşünüyoruz. Buna da 10 dirhem verdik. Az önceki patatese de ne kadar vermiştik? Tanesi 5, ona da 2 tanesine 10 dirhem vermiştik. 10 dirhem ne yapıyor? 1 euro falan yapıyor herhalde, değil mi? Yani ikisi de 1 euroluk ürünler. Sokak lezzeti gayet güzel. Şimdi arkamızda cami var. Biz içeceğimizi bitirdikten sonra bir de caminin içine gireceğiz. Burası Türkiye'de alışık olduğumuz camiler gibi değil. Tabanda o Osmanlı mimarisine alışık olduğumuz kubbeler yok. Boylamasına biraz dar ama enlemesine bayağı uzun. Evet. İçeride bizim Türkiye'deki camilerden açık olduğumuz süslemeler falan yok. Böyle bembeyaz duvarlar. What is that? What is that? The name? Parmar, okay. Pek anladığımı zannetmiyorum. Nasıl? Şimdi de şöyle bir meyve deniyoruz. Adını da tam öğrenemedik ama bakalım, adam kesip veriyor. Bir tane yedi. Şöyle aldım, ben de yiyeyim. Saat burada şu an 11'e doğru gelmesine rağmen böyle gördüğünüz gibi sokaklar bayağı kalabalık. Çünkü hava iyice serinledi, gündüz gibi değil. Satıcılar var. Herkes bir şey satma peşinde. Şu ileride de kameradan görünüyor mu tam bilmiyorum. Bayraklar var, ışıklar falan yanıyor. Yanımdaki arkadaş bir partinin mitingine benzetti ama artık partinin hangisi olduğunu size bırakıyor. Kalabalık bir şey var. Dün akşam biz geldiğimizde de vardı da. Her tarafta böyle bayraklar falan. Burada gördüğünüz gibi at arabaları var. Bunlar yalnız. Çok şanslısınız, sadece görüntüyü alıyorsunuz. Evet, kokusu çünkü yani ağırda bir kokusu var. Şu an biz de kalabalığa doğru gidiyoruz. Ne olduğunu anlamaya çalış. O partinin mitingi herhalde burada yoktur diye tahmin ediyoruz. Yoktur değil mi? Meydanda çekim yaparken dikkatli olmamız için bizi uyardılar. Okay, no. Kamera çekmeyin. Şöyle çaktırmadan
çaktırmadan çeken görüntü almaya çalışıyorum. Böyle karanlık bir meydan. Biz gece geldiğimiz için karanlık. Çünkü burada kamerayla görüntü aldığımızı görünce de insanlar gelip görüntü çektiğimiz için para isteyebiliyorlarmış. İşte şu an adamın kucağında maymun var ama pek belli olmuyor. Böyle değişik bir yer burası. Kapağı mı geçirmeye çalışıyor? Bir oyun dönüyor ama... Aynen, kapağı sökmeye çalışıyorlar. Herhalde şu şekilde kapağı sökmeye mi çalışıyorlar? Bir şey yapıyorlar ama... Turistler falan da oynuyor böyle. Görüyorsunuz Orta Doğu'da yine oyunlar dönüyor. Açımız tabii çok iyi değil çünkü adamların arkasına saklanarak çekmeye çalışıyoruz. Sizin için burada Orta Doğu'da dönen oyunları görüntülemeye çalışıyoruz, görüyorsunuz. Yalnız ortam tam derin Galatasaray ortamı gibi, böyle ışıklar falan, bir ayin dönüyor. Geri döndük. Ya bu meydanda bir ışıklandırma yok. Çok değişik bir kaos ortamı var. Kalıyor, çok enteresan bir ortam. Yani ortamı bildiğiniz kaos hakim, kaos. Yani buraya normalde biz gelmeyecektik, çok meraktan geldik. Bir gürültü yükseliyor şöyle. Her tarafta bir şey var.